O zaman ben biraz duygusal bir konuşma yapayım genel. Tamam. Tamam. Yap artık. Öncelikli olarak bana bir bak, bana bakarak konuşalım. Seni gerçekten çok seviyorum. Ya sen bunun farkında olmayabilirsin, hissetmeye olabilirsin. Bir şey demiyorum. Ama benim sana olan karşı hislerim çok yüksek. Yani ben daha önce tabii ki ilişki yaşadım, sen de yaşadın. Ama bazı noktalarda o nahar raddeye ulaştığım zaman kaçmayı seçtim. Sen de kaçmak istemiyorum enteresan şekilde. Üstüne gitmek istiyorum. Zorlamak istiyorum. Sebebini bilmiyorum. Yani seninleyken mutluyum. Senin yanında kendimi iyi hissediyorum. Gerçekten bana iyi geliyorsun. Yani bana hissettirdiğin şey çok farklı. Daha önce yaşamadığım bir şey. Yani kısa sürede bunları hissetmek wow dedirtiyor ama belki de kısa sürede bazı yasaklarımız vesairelerimiz var ya, ona rağmen bu şekilde anlaşabilmek benim hoşuma gitti diye düşünüyorum. Hani bir yerden şey diyoruz, hani şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz, şöyle yapamıyoruz, dışarı çıkamıyoruz falan. Aslında bence bunların bize iyi geldiğini düşünüyorum çünkü hiçbir şey yapamamışken bile, bir aktivitemiz, sosyal hayatımız yokken bile biz seninle gerçekten mutlu olmayı başarıyoruz. Ama yeri geliyor hatalarım oluyor, yeri geliyor senin işte çıkışların oluyor vesaire. İster istemez üzüyorum seni. O da tamamen yaşadıklarımla alakalı. Güven problemlerimle alakalı, seninle alakalı değil. Yani senden yana bir sıkıntım yok, senden yana bir şüphem yok. Sadece emin olmak istiyorum. Yani bunda sen bir nebze olsa bana karşı nasıl diyeyim sana, tolerans sağlaman gereken bir konu. Yani bu konuda da sen bana yardımcı olacaksın. En azından bu güven problemimi tam anlamıyla kendime anlatana kadar. Yani evet, dışarıdan bakıldığı zaman kötü gözüküyor her şey. Ama inan gerçekten seni çok sevdiğim için başka bir sebebi yok. Yani ben seninle gerçekten mutlu olmak istiyorum. Ciddi anlamda mutlu olmak istiyorum. Bunu nasıl başarırız, nasıl başaramayız, artısı eksisi ne bilmiyorum. Oturup konuşacağız tabii ki bunları. Yani İlla ki bir orta yol bulacağımıza inanıyorum. Net olarak inanıyorum. Çünkü sen de benim kafamdasın. Yani sana bakınca kendimi görüyorum gerçekten. Sen farkında değilsin. Harbi bensin yani. Bildiğin benim kadın versiyonum karşımda oturuyor. O yüzden ne düşünebildiğini, ne yapmak istediğini emin ol anlayabiliyorum. Bak emin ol. Sen anlamıyor gibi düşünsen de, kafanın uyduruyor, paranoyak, ruh hastası falan desen de ben gerçekten senin ne düşündüğünü çok iyi anlayabiliyorum ve sen de bunu anlayabiliyorsun bence. Yani son zamanlarda iyi şeyler yaşamadık evet. İşte hakaretler, bağırışlar, çağrışlar, çekip gitmeler, bitirmeler, onlar bunlar, üzüntüler, işte hepsi üstüne geldi. Yani bir ipin ucunu salınca devamı geliyor ya. Bizimki de öyle oldu işte, bir ipin ucunu saldık, birbirimizden sıkılmıştık, kafasına girdik, hata yaptık. Ya benim için bu, senin için bilmiyorum. Senin düşüncelerine bir şey demiyorum şu an, kendim hiç konuşuyorum. Hata yaptım diyeyim. Yaptık diyeyim. Bu hatalardan da şunu anladım. Yani sana karşı bakış açımı değiştirmem lazım. Ciddi anlamda ve ben bunu yapacağım, emin ol. Yani şimdi sevdiğim kadının benden uzaklaşması hoşuma gitmiyor. Bunlara sebebiyet veren de maalesef benim. İstesem de istemesem de farkındayım. Yani kafamı önüme alıp düşündüğüm zaman senin hataların varsa benim bir tık daha fazla var. Allah Allah. Evet. Sıkıntı birbirimize karşı yaptığımız şeylerden alakalı çıkıyor. Sonradan büyüyor ve nasıl bu noktaya geliyor. İşte ben bunlara bir daha sebebiyet vermek istemiyorum. Yani verirsem de yani beni kibar dille uyarırsan ben anlarım. Emin ol. Sadece bana iyi yaklaş. Yani kötü bir niyetle gelme böyle, hırçın gelme bana, sesini yükseltme. Sakin bir dille anlat, ben zaten emin ol onu anlayacağım. Hatamı direkt yüzüme söyle ama sakin bir şekilde. Anlamıyor muyum? Bir de anlat. Anlamıyor muyum? Bir de anlat. Yorulana kadar anlat. Yoruldun mu? Yine anlat, sıkıntı yok. Seviyorsan bunu yaparsın zaten. Bu durumlardan dolayı, bu durumda olmayı istemediğimden dolayı, seninle bu şekilde olmayı istemediğimden dolayı senden gerçekten özür diliyorum. Çok içtenlikten söylüyorum. Ben bana bakınca kısılan gözlerini özledim. Cidden. Hani o anki o kısılan gözlerindeki hissi istiyorum, tekrar gelirim. Teşekkür ederim. Lütfen bu kafadan çıkalım artık, olur mu? Çıkarız. Zaten alıştık artık. Bir girer, bir çıkarız. İşte önemli olan sağlam bir şekilde tekrar geri çıkmak. Ama biz son zamanlarda çok sağlam çıkamıyoruz. Çok kopuyor gibi. İşte bu kopukluğa sebebiyet vermek istemiyorum.